Herhangi bir şey yok değil mi? Arabanın keyfisin. Şaseler de sağlam. Podyeler de sağlam. Eksper de bir şey çıkarsa masrafta sana ait. Doğru mu? Şase de podye de bir şey çıkarsa sana ait. Tamam. Güzel. Onun sözünü alak. Bir tane Toyota Corolla var. İçinde bir adam uyuyor ama kardeş şey yapayım çekeyim. Şurada gobeller. Bir tane Toyota Corolla var. Toyota Corolla. Toyota Corolla ama bak gerçek söylüyorum terbiyesiz adamım. Şunu söyleyeyim size. Eğer 400.000 TL ile 510.000 TL arasında bir paranız varsa, 400.000 TL ile 510.000 TL arasında bir paranız varsa alabileceğiniz dünyadaki en iyi araba Toyota Corolla sol gazadır abi. Şimdi bunların terrası var, solu var. Terraları boş olur, solları dolu olur. Bu gazanın ismi sol gaza diye geçer. Şimdi bunlar gobeller 1.6 110'luk atmosferik bir motora sahip. 1.6 110'luk atmosferik bir motora sahip olmasına bakmayın. 0-100'ler yanlış bilmiyorsam abi 10.01 saniye olması lazım. Yani tam kapı gibi 10 saniye değil. Aslında kapı gibi 10 saniye. Ha aradan belki bu araba 2008 aradan belki kardeşim 15 yıl geçmiş. 16-17 yıl geçmiş. Bu arabanın 110 beygirinin kaç tanesi faaldir? Orasını ancak Allah bilir. Önceden yani fabrika verileri 10 saniye yani haberiniz olsun. 1.6 motoru kesinlikle herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Yani 1 milyon kilometreye kadar garantili yani. Anladınız mı gobeller? Dahleyin gitsin yani. Ha, bazı iş bilmeyen adamların eline düşmüştür. Yağ bakımını eksik etmiştir. Yağsını, benzinini, cartını, curtunu kötü koymuştur. Ondan dolayı arabaya bir şey olmuş olabilir. Ama eğer araba iyi bakılırsa 1 milyon kilometreye kadar bu arabada herhangi bir şey yok yani. Bu arabanın arkadaşlar herhangi bir kronik sorunu yok. Ya var yani ufak tefek kronik sorunları var yine aynı şekilde bir şey demiyorum ama 10 numara 5 yıldız bir araba alıp alabileceğiniz en mantıklı arabalardan bir tanesi. Bak araba otomatikmiş gobeler. Otomatik ne demek biliyor musun bu arabada? Bekleyin abi rüzgar et sesim gelmeyebilir. Arkalara şey manuel şeyden gelir arkalarda disk gelir haberiniz olsun. İçi şöyle baba. Solların koltukları daha farklı olur. Bu Terra'nın koltuğu. Solların koltuklarının koltuk kadifesi daha farklı olur. Şimdi arkadan ön tarafına şöyle baktığın zaman tileri bir otomatik şanzıman kullanır. Şimdi size şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim ondan sonra. Bir Toyota Corolla otomatik alacak adam, Toyota Corolla'nın otomatiğine bakacak olan adam şundan sonra videodan çıkmasın. Bak şundan sonra. Toyota Corolla gobeller bu kasalar 2002'nin ikinci arasında çıktı. 2002, 2003, 2004, 2005... 2006 tork konvertörlü 4 ileri otomatik bir şanzıman kullanır. Japon şanzımanı. Yani bu gördüğümüz şanzıman. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir stres, herhangi bir arıza bulamazsınız. Çok nadir yani örnek veriyorum 100 arabanın belki bir tanesi. Anladınız mı? Bak 100 arabanın belki bir tanesi yani. Ama 2007'den sonra MMT şanzımana geçti. Yani 2007'den sonraki MMT şanzımanlar da aslında sorunsuz. Bak sorunsuz bir şey demiyorum ama yarı otomatik bir şanzıman olduğu için hem vites geçişlerini hissettirmesi bağımından hem de bozulduğu zaman tamirinin zor olması bağımından çok 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 zor yani tamiri. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Alan var mı? Var. Satan var mı? Var. Binen var mı? Var. Yani konforunu saymazsak memnun olan var mı? O da var. Ama eğer bozulduğu zaman, geçen gün Opel videosunda da söylemiştim. Bozulduğu zaman, sanayiye düştüğü zaman ustalar tarafından yani her an her şeye maruz kalabilirsiniz. Yani MMT şanzımanında haberiniz olsun. Ama bu bozulsa dahi kardeşim sanayiye gitsen dahi en ufak bir masrafla, minimum masrafla çıkabilirsin yani. Velhasıl gelen gobeller araba bu. İbre kadranı bak gobeller 220 belli olmuyor da ya ne anlatayım işte araba Toyota Corolla bundan yolda kaldan diyen adamın ben alnını karışlarım öyle bir şey yok bu araba gene kesinlikle ve kesinlikle yolda bırakmaz bak yanal destekli arabanın mükemmel gördünüz mü gobeller şimdi diyeceksin ki bu arabanın fiyatları ne kadar Kur'an çapsın bakmadım vallahi da billahi da bakmadım bak şu an sana direkt ben bu arabanın fiyatlarını söylüyorum bak şimdi arabanın fiyatlarını söylüyorum. Bu arabanın terralarının manuellerinin 280-290 bindeklerinin şu an fiyatları 400, 390, 380, 385, 400, 410, 415. Otomatiklerinin fiyatı terraların 440, 445, 450. Sollerinin manuelleri 450, 455, 440, 445, 460. Sollerinin otomatikleri 490, 500, 510. Yani temizliğine göre değişir. Yani bu fiyat skalası böyle. Şimdi diyeceksin lan dayı terralara da aynı sen 390, 400, 410 dedin. Adamlar efsane kasa bir alt korolalara 380, 385, 390 istiyorlar. Nasıl bu iş diyece? Vallahi öyle kardeş. Yani ön alacağınıza gelip bunun terrasını alabilirsiniz yani. Anladınız mı?
Efsane kasa Toyota Corolla ile onun bir üstündeki, yani iki üstündeki o çift göz var ya, çift var 2000-2001 Toyota Corolla. Onların fiyatları çok gereksiz pahalı bence. Çünkü şu arabanın fiyatları çünkü onlardan 40-45 milyar daha şey, pahalı sadece. Hemen bakalım. Toyota Corolla 2003 model. 2003 model 1.6 benzinli LPG 273 bin kilometrede. Bak abi normal. Bunlar sanki sözleşmiş gibi arabaların hepsi 280-290 binde. Komple boyalıymış coverler araba. Ön iki çamurlukta değişenmiş. 350 bin TL'ymiş. Fiyatı da iyiymiş ama. Dayı, o sigarayı bir şey yaptı sana zahmet. Bir soru sorayım sana dayı. Sigara banyoyu sigara. Ne zamandan beri sende sakallı dayı? Ne zamandan beri sende? 7 aydır. Bir sorunu var mı adama? Ya şimdi iki çamurluk değişen diyorsun. Şeylerin işlem var mı podyelerinde? Yok. Yok mu? Kulelerinde bir şey yok. Allah Allah. He. Araba ağır hasar gayet de. 50 bin TL hasarı var. Ağır hasar gayet de yazıyor mu sorguladığın zaman? Yazıyor değil mi? 50 bin TL yazıyor. Karşısında ağır hasar gayet de yazıyor. Motoru nasıl acaba? Anlatmaya gerek yok. Motorun herhangi problemi yoktur. Yani aynen. Aynen motor. Şasesi podyesi düzgün. Son kaç olur bu? Otomatiğinde herhangi bir sorun var mı? Hiç. Yok değil mi? Kaç olur? Son 320'ye bırak. Kaç? 320 diyor göbeller. 320. Toyota Corolla 2003 model. 1.6 benzinli LPG'li 273 binde komple boyalı. Ön iki çamurluk değişen 50 bin TL diyor. Hasar kaydı var diyor. Araba ağır hasar kayıtlı geçiyor diyor. O yüzden diyor 320 bin TL'ye bırakıyorum diyor. Yürürünle mürürünle herhangi bir şey yok değil mi? Arabanın kefilsin. Şaseler de sağlam. Podyeler de sağlam. Eksper de bir şey çıkarsa masraf da sana ait. Doğru mu? Şasede podyede bir şey çıkarsa sana ait. Tamam. Güzel. Onun sözünü alaktım. Göbeller araba 320 diyor. Nasıl 320? Nasıl? Ankara'da 400'e satarsın. Ankara'da 400'e gitmez de 360 gibi neyim gidebilir Ankara'da. 365-370 gibi gider. Şimdi arkadaşlar. Yanlış da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İdeal yazmış şey. Bir şey söyleyeyim. Yani 320 milyar yani araba komple boyalı olabilir, değişeni olabilir. Arabanın dıştan baktığın zaman şöyle tamponların falan boyası bozuk olabilir, bir şey demiyorum ama şunu söyleyeyim size, 320 bin TL'ye bu kasanın otomatiklerini de biraz zor bulursunuz yani. Şimdi zaten bu arabanın kasası düzgün olsa, kasa zaten düzgün de, boyası olmasa veya da 3-4 parça boyası olsa, örnek veriyorum, zaten bu fiyata vermezler. Anladın mı? 480-485 isterler. 320 milyar bence gayet ucuz ve makul yani. Ben ucuz, bana göre ucuz en azından. Size göre bilemem yani. Çünkü bugün 320'ye otomatik bu kasa Corolla kalmadı yani maalesef. Bağırsa bile sahibinden 2-3 tane vardı. Ağzım içi zehir gibi oldu aynı. Kahvaltı yapmadım. Merhaba baba.